videodaki tiyonumuzsa buraya geldiğinde farklı bir yer göreyim derseniz orası burası. Valla bayağı labirent gibi aslında burası. Abi. Bu yolları tercih ederek de İmparatoriçe, İmparator yollarını da deneyimlemiş oluyorsunuz. Biraz strateji yaparak gezebilirsiniz. Kale olur da şövalyeler olmaz mı? Evet, kalenin kilidi bitti. Şimdi parkın kilidine geldi sıra. Yani içeride bizi kilitlemezler umarım. Havaya bak, doğayı kokla, sisin içine gir ve kaybol. Evet, sanırsam kaybolduk. Bakalım parkın içerisinden çıkabilecek miyiz? Hadi bakalım. Lütfen bir abone olmayı bize çok görmeyin. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. Size bu eşsiz manzaralarda iyi seyirler dileriz. Evet, herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün bonus yerlerden bir yere gidiyoruz. Aslında planımız doğrultusunda yoktu burası. Ama Viyana'ya çok yakın bir yermiş. Viyana video serimize de yeni bir video eklemek istedik. Aslında Viyana değil burası ama Viyana'ya arabayla yarım saat, otobüs ve tren ile ise bir saat civarındaymış. Nereye gidiyoruz? Luxemburg eyaletine gideceğiz bugün. Aynı Potsdam'a benziyor. Hava hafif soğuk ve serin olduğu için belki yeşillik olmayabilir ama oradaki mimarileri ve yapıları keşfetmek istiyoruz. Orada İmparatorluğun yaptığı kaleler mevcutmuş. Onları göreceğiz. Aynı zamanda da bu köy, yani şu an eyalet olan köy, eskiden ta 13. yüzyıllara kadar dayanıyormuş. Oranın da böyle bir tarihi anlamı da varmış. Bayağı turistik bir yer haline gelmeye başlamış. Ama YouTube'da Türk videolarına baktığımızda gidenler yok. Onun için bizim için de bir fırsat oldu. Eğer bu videoyu izliyorsanız detaylarını buradan öğrenebileceksiniz. Viyana serimizdeki bonuslar bitmek bilmiyor. Sizden ricamız kanala abone olmanız ve de videolarımızı beğenmeniz. Aramıza katıldıysanız da teşekkür ederiz. O zaman devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Luxemburg'a geldik. Hava güzel. Hava güzeldi. Biraz serin aslında. Ama sıcakta gezmesi daha zor olduğu için aslında kış aylarını biraz daha seviyoruz biz açıkçası. Yürüdükçe de ısınıyor insan. Şimdi Luxemburg'un ilk girdiğiniz zaman böyle kocaman bir caddesi var zaten. Dümdüz o cadde boyunca aracınızla geldiyseniz ilerliyorsunuz. İleride de park alanları var. Oraya biz park ettik. Konferans bölgesi var. Şimdi göstereceğiz onu da. Onun hemen bir cadde arkasında Luxemburg eyaletinin belediye binası, yani Rathaus'unu ve yanında da kilisesini görüyorsunuz. Şimdi size kısaca orayı da gösterelim. Arkamda Rathaus'u görüyorsunuz. Rathaus'un oraya geldik. Sağ tarafında ve sol tarafında portreler mevcut. Bu portrelerden bahsetmek istiyorum. İlk önce sağ tarafındaki portrede bir sözleşme, yani köylüyle bir soylu arasında sözleşme görüyoruz. 12 Nisan 1388 yılında olduğunu söylüyorlar. O zamanki soylu dük köylü ile anlaşma yaparak bu bölgeyi satın alıyor ve bu bölgede hüküm sürüyor. Sol tarafındaki resmi anlatacak olursa Habsburg hanedanlığının Luxemburg'la ilgili İmparatoriçe Maria'nın yaptığı sözleşmeyi görüyoruz. Hanedanlığın bölgede hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ve zaten onların izlerini de burada göreceğiz. Ondan sonraki dönemde de zaten kraliyet bitmiş oluyor. Hadi o zaman devam edelim. Şimdi eyaletin kilisesinin önündeyiz. İçerisine doğru gireceğiz. İçerisi açık, girebiliyorsunuz. Şehrinin dışında kalan bir yer olduğu için önemli etkinliklerin gerçekleştirildiği bir yer haline gelmiş. Mesela düğün etkinliklerinin çoğu bu bölgede arkamızdaki konferansta gerçekleşiyormuş. Bunun için de bayağı popülermiş. Burada hatta sıraya giriyorlarmış düğünlerini yaptırmak için. Arkamızda da konser alanını, yani konferans alanını görmektesiniz.
Konferansın olduğu bölgeden o caddeden ilerlediğinizde bir ormanlık alana geliyorsunuz. Burası da Schloss Parkı diye geçiyor. Yani saray kompleksin parkı olarak geçiyor. Bayağı da büyük bir alan. Girişi ücretliymiş. 3,5 euroydu değil mi kişi başı? Evet. Uygun. 3,5 euroya koca park kompleksini gezmek gayet güzel. Evet ama genelde Viyana'da park komplekslerini gezerken ücretsizdi. Burası 3,5 euro. Çocuk galiba 2 euroydu. Ona yine emin değilim. Yine bakarsınız. Şimdi girdik. Burada kaleler ve saraylar var ve ormanlık alan. Evet, benim çok hoşuma gitti. Şimdi turistik bir zamanda geldiyseniz eğer Viyana'ya ve sarayları da gezmek istiyorsanız baktınız diğer saraylar çok kalabalık, yoğunluk var. Direkt gelinecek net nokta aslında burası. Konferans binasının arka çaprazında bulunan Luxemburg Müzesi var. Bu müzeden bahsetmek istiyorum. Bu müze 1988 yılında açılıyor ve buranın, bu köyün kurulmasının 600. yılı şerefine açılıyor. Yani aslında Türkiye'deki etnograf ve müzesi tarzında açılıyor denilebilir. Buranın etnik gelenek göreneklerinin gösterildiği bir müze. O da arka taraflarda. Biz tabii ormanları gezmek istediğimiz için o tarafta kalmış oldu. İkinci olarak da İmparatoriçe Maria'nın Mareşali Leysi'nin evi de buradaymış. 17. yüzyıldan kalma tarihi bir evmiş. O da şehir merkezinde yer alıyor. O zaman devam edelim. Parkın içerisinde yürüyoruz. Hemen sağ tarafta bir kompleks görüyorsunuz. Orası Altes Kalesi olarak geçiyor. Zaten burada 3 adet kale mevcut. Birincisini göreceğiz gölün içerisinde, buranın en popüler olan alanı. İkincisi arkamızdaki yer. Üçüncüsü ise Rathaus'un karşısında kalan yer. Yani 3 tane kale göstermiş olduk size. Şimdi Altes Kalesi ile ilgili bahsedecek olursak Avusturya Film Arşivi'nin yer aldığı yer aslında burası. Belirli etkinlikler organizasyonları olduğu için buranın kapasitesinin arttırılması ve büyütülmesi gerekiyormuş. El değiştiriciyle ihtiyaca göre de şekillendirilmiş aslında. O yüzden de farklı mimariler bu yapılar içerisinde görüntülenebiliyor. Kapılar ve iç kısımlarda gördüğümüz kadarıyla gotik mimari vardı. Bir kuyu da vardı içerisinde. Evet, orta çağdan kalma kuyuydu Kadir'in dediği kuyuda. Aslında 13. yüzyıla kadar dayandığı için bu bölgenin en eski yapısı olarak geçiyor. Zaten adı da Altes, yani Almanca eski demek. Eski kale diye geçiyor. İçerisinde bir de şapel bulunuyor. Zaten aslında şapel kalesi diye de geçiyor. İlk önce yapıldığında şapelmiş. Kilisenin küçük boyutu diyebiliriz. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Tabii park alanı büyük olduğu için bu tür tarzda yönlendirici bilgiler oluyor bu kısım içerisinde. Evet, Altes Kalesi'nden çıktıktan sonra arkamda gördüğünüz böyle mağara gibi yapıları o dönemlerde buz mağarası olarak kullanıyorlarmış. Yani buz deposuymuş bunlar. Buzları da burada saklıyorlarmış. Bir nevi buzdolabı. Evet, rotamızı tayin ediyoruz bir taraftan da. Sabahleyin hafif bir yağmur çilenmişti. Şimdi muazzam bir atmosfer, muazzam bir toprak kokusu ve de çok güzel bir oksijen var bu kısım içerisinde. Viyana'ya geldiğimde farklı bir yer göreyim derseniz, biliyorsunuz birinci videoda bir tüyomuz vardı. Mutlaka oradan o tüyoyu alın. Bu videodaki tüyomuzsa, buraya geldiğimde farklı bir yer göreyim derseniz, orası burası. Birinci videodaki tüyomuzu hatırlayamadım, onu düşünelim. Karnınbelk Tepesi. Evet. Bir köprü yapmışlar Aslan Yolu diye, oradan geçeceğiz. Bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu aslanları seviyormuş. Aslanların heykellerini her yerde gördük. Hatta ikinci Viyana videomuzda da kütüphanenin önünde aslan figürü vardı. Gerçekten aslanları seviyorlar. Şimdi aslanlı yoldan geçeceğiz. Aslanların geçidi diye geçiyor. Biraz burunlarını şey gibi yapıyorlar sanki burada, keçi gibi yapıyorlar değil mi ya aslanlar? Aslanlar biraz daha küt burun olmaz mı kedi gibi? Baksana yan taraftan bakınca. Kim yapmış bunu böyle? Heykel ya. Thank you.
Yıldız Parkı ile ilgili birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tabii tarihi hanedanlık burada geçirmiş, düklük dönemleri geçmiş, bayağı eski bir tarihe sahiplik etmiş. Habsburg hanedanlarından 1. Maximilian döneminde avlanma sahası olarak kullanıyormuş. Hatta ondan dolayı da buraya birçok yapı inşa ettirmiş. Şahin avlanma alanları varmış. Buraya şahin avlanmaları için geliniyormuş. Burada şövalyelerin de ikamet ettiği yerleri görüyoruz. Kaleleri koruyanlar da şövalyeler. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Girişte biletleri alırken şöyle bir harita edindik biz. Bu haritada renkli yollar görüyorsunuz. Aslında İmparatoriçe Sisi'nin ve diğer İmparator Rudolf ve İmparator Frans'ın yollarını görüyoruz. Aslında burada at bindikleri yollar, yürüyüş yaptıkları yollar var. Bu yolları tercih ederek de İmparatoriçe, İmparator yollarını da deneyimlemiş oluyorsunuz. Şu an biz önümüzde avlu gibi bir yere geldik. Adı da burada yazıyor bu kısım. Grünes Lusthaus. Yeşil alan diye bir yere geldik. Yeşil bir avlu. Büyük ihtimal avlanma zamanında dinlenme olarak kullandıkları bir yer olduğunu düşünüyorum. Eski bir yapı. Hadi bakalım. Parkın içerisinde gezerken ikinci önemli eserin önüne geldik. Bu büst heykelden bahsetmek istiyoruz. Normalde Viyana'da ya da diğer gezdiğimiz Almanya'nın şehirlerinde, Prag gibi şehirlerde tarihi heykeller, büstler müzelerde koruma altına alınıyor. Çünkü dışarıdaki yağmurdan, sıcaktan etkilenebiliyor ve tarihi korumak adına böyle bir yöntem uygulanıyor. Buradaki büst heykel ise orijinal haliymiş. Etrafına böyle bir koruma önlemi olarak bir kafes gibi bir şey yapılmış. Hatırlıyorsunuz Prag da heykelleri söküp replikalarını almışlardı. Hem hava koşullarını hem de insanların müdahalelerinden korunması amacıyla müzelerde sergileniyordu. Buradaki orijinal bir esermiş. Dikkatimizi çekti. Hala tek parça bir halde duruyor. Biz uzaktan bakınca bir resim, bir portre gibi gözüküyordu. Etrafındaki koruma camı yapmışlar o kısmın içerisinde. Etrafında cam olduğu için bir portre gibi, bir resim gibi gözükmesi ondan kaynaklı. Büst heykelinin sahibine gelecek olursak İmparator 1. Fransa'ya ait bir büst heykelini görüyoruz aslında. Bu heykel bu parka adanmış. Neden? 1. Fransa'nın ölümünden sonra eşi İmparatoriçe bu heykelin, büst heykelin yapılmasını emretmiş. Buraya konulmuş ve burada sergileniyor. Hadi parkı keşfetmeye devam edelim. Evet, hadi bakalım. Girişte aldığımız harita 0.80'miş. Yani 80 centmiş aslında. Ama değdi. Çünkü neden? Haritalardan ben işaretlemiştim. Yer bazen internette çekmiyor. Yani burada çok detaylı bir şekilde gösterilmiş. Aslında şehir planlarında genellikle bu haritaları ücretsiz verirler ama burada ücretli. Ama 80 cent bir şey değil çünkü çok büyük bir yer olduğu için hızlı bir şekilde gezmek istiyorsanız ki şu an müzeler açık değil ama müzelere de girecekseniz yazın mesela. Böyle bir haritaya ihtiyacınız var çünkü hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bir de haritanın üzerinde imparatoriçe ve imparatorların yolları olduğu için belki onları deneyimlemek istersiniz. Evet, şöyle hatırlatma ve bilgilendirmelerde bulunalım. Çünkü bazen bulması zor olabiliyor. Evet, buraya geldiğimizde girer girmez 3 farklı park yerinin olduğunu gördük zaten. Bunu geçtikten sonra içeri geldiniz, aracı park ettiniz. Bu alana girerken içeriye bisikletle ya da skuterle girmenize izin verilmiyor. Aklınızda bulunsun. Buraya çocukla geliyorsanız yanınızda yiyecek, içecek, aperatif bir şeyler de getirmekte faydalı olabilir. Biraz önce çocuk parkını çektim. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalıktı. Hani çok aktif bir gün değil aslında bugün. Ona rağmen çocukla gelen çok fazla kişi var. Hem yürüyüşe gelen, çocuklarını gezdiren, çocuklarının parkta oynayan bir hayli insan var aslında, değil mi? Aynen öyle. Demek ki özellikle çocukları eğlendirmek için buraya gelmişler. Benim tahminim sabahleyin hafif bir yağmur çilendi. Hafta sonu olmasından kaynaklı. Çok yoğun olmasının sebebi bu. Ama şansımıza biz buraya geldikten sonra yağmur durdu. Aralıklı güneş çıkıyor. Atmosfer muazzam. Evet, bu sırada bize abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.
Abone olduysanız da teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Hadi bakalım, ailesi gitgide büyüyor. Beğenileriniz ve güzel yorumlarınız için tekrar çok teşekkürler. Evet, size aralıklı manzaralar gösteriyoruz ama inanın bu manzaralar bahar aylarında çok daha güzel olacak. Bizim uygunluğumuz her zaman olmadığı için genellikle Viyana bu tür kış zamanlarına geldi. Ama siz buraya bahar aylarında gelecekseniz inanılmaz görüntüleri var. Harika yeşillik, harika doğanın olduğu bir yer. Aklınızda bulunsun. Tarihi bir eve geldik. 18. yüzyılda inşa ediliyor bu parkın içerisine. 19. yüzyılda Fransız işgali gerçekleşiyormuş ve onun neticesinde bayağı bir yıkım oluyor. Tekrar restorasyon yapılmasına rağmen sonrasında tekrar yıkılmış. Ama böyle yeşilliğin ortasında, ormanlığın ortasında bir ev yapısını görmüş oluyorsunuz. Hadi size içerisinde gösterelim. Muhafız yeri olabilir ya. Muhafızların deposu, barut deposu olabilir, silah deposu olabilir. Çünkü tuvalet yok, bir şey yok. Ya da savunma için de olabilir. Ha bak, böyle birbirleri arasında geçiş yapabiliyorsun. Parkın içerisine birçok kale inşa edilmişti, söylemiştik. Kale olur da şövalyeler olmaz mı? Şövalyelerin izlerine de rastlamaya başladık. Arkamızdaki yapı buraya şövalye mezar şapeli olarak işaretlenmiş. Dönemde demek ki burası mezar şapeli olarak kullanılıyor. Biraz daha ilerledikten sonra zaten şövalye sütununu da göreceğiz. Evet, şövalyelerin şapelinden sonra şövalyelerin anıtına geldik. Fark ederseniz iki tane aslan, üst tarafında da şövalye sembolü. Bu burada korumayı, muhafazayı ve gücü sembolize etmek için buraya bu şekilde bir anıt dikmişler. Mevsim kış olmasına rağmen yeşilliğini koruyan ağaçlarla beraber manzara da güzel. Şimdi esas ünlü olan kalenin oraya doğru gidiyoruz. Giderken yol üzerinde birçok yer var. Onlara da uğramadan hani gidemiyor insan. Gerçekten de hani imparatorlar ve imparatoriçeler de diyelim keyfini biliyormuş. Yollar o kadar güzel ki. Böyle bir de şeyler de yapmışlar. Çakıl. Bunlar ne oluyor? Ağaç. Talaşları. Ağaç talaşları yapmışlar. Yağmurlu bir gün olduğu için tabii ayaklarımız çamur oldu ama talaşlı yol yaptıkları için bu kısmı çamurlarda temizlenmiş oldu. Bayağı keyifli bir yolculuk yapıyoruz. O zaman devam edelim. Hadi bakalım. Hanedanlığından kalma güvercin evinin oraya geldik. Evet, bu güvercin evini aslında güvercin evi olarak düşünmemişler. Kral demiş ki bana bir şato yapın demiş. Bir mimarlardan bir tanesi çıkmış. Ben bunu ilk önce bir ölçeklendireyim, bir mimari olarak yapayım demiş. Yapmış, kral pek beğenmemiş, tutmamış. Bu ne demiş ya, buna güvercin bile girmez demiş. Mimar da alınmış, almış bunu, üç bacak takarak koymuş ve güvercin yuvası olarak kullanılmaya başlamış. Bu da böyle bir bilgi. Böyle bir şey yok tabii, bunu ben şu an bir durdum yani.
güzel gözüküyor. Evet. Yani azıcık daha büyük olsa ben bu şatoda yaşarmak isterdim yani. Gerçekten şato gibi olmuş. Güvercinleri seviyorlarmış. Böyle güvercin evi yapmışlar. Gerçi bu bölgede şahin avı da yapıyorlarmış. Hani çok da güvercinleri sevdiklerinden bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey de hatırlıyorum. Sanırım İmparatorcu Maria güvercinleri çok seviyordu. Ördekleri, güvercinleri. Bak evet. Onunla ilgili de bir şeyler okumuştum. Onun için buraya bir güvercin evi yapılmış. Bu etrafta mandıra çiftliği gibi bir çiftlik varmış ta o zamanlarda. İşte ev varmış, meyve ağaçları, sebze bölgesi varmış. Ama şimdi tabii elimizde kalan sadece güvercin evi. Tarihe meydan okumuş ve tek başına kalmış. Harita şimdi... üzerinde uzaklık yakınlık farklı gibi duruyor ama aslında birbirine oldukça yakın yapılar bunlar. Yani çok yorulmadan keyifle gezebilirsiniz. Bol bol oksijen de alarak. Kadir'in de dediği gibi mekanlar çok yakın. Ama haritada tabii yönünü çok önemli. Haritayı tutarken yönüne göre tutmak lazım. Ahşap levhalar var. Oralarda da nereye gideceğinize dair şeyleri görebiliyorsunuz yazıları. Onlar daha pratik gitmenizi sağlıyor. Çünkü siz zannediyorsunuz ki sol üstte kalmış. Oysa ki yolun devamında kalıyor. Çünkü haritayı tam böyle paralel size doğru çevirmeniz gerekiyor. Yani böyle tam karşınıza aldığınızda evet. Yönünüz tam olmayabilir. Ona göre de konumlandırın. Kalenin yönüne göre hepsini böyle kafanıza düşünerek biraz strateji yaparak gezebilirsiniz. Evet, hazırsanız buranın en güzel yapısını görmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, hafif bir yağmur başladı. Yanımıza şemsiyeleri almıştık. Bu tür hava koşullarının olacağını tahmin etmiştik. O yüzden yanımıza iki tane küçük şemsiye almıştık. Şimdi onları da açtık. Yürüyoruz. Buradaki kalenin oraya geldik. İnanılmaz muazzam manzara var. Yaz, kış, yağmur, çamur demeyin. Burayı kesin listeye alın. Geldiğinizde pişman olmayacağınız bir yer burası. Aslında sıra Franzenberg Kalesi'ne gelmişti. Ama ileride İmparatoriçe Maria'nın adası varmış. Onu gördük. Şimdi ona doğru gitmek istiyoruz. Biraz daha ilerideymiş. Aynı zamanda yürüdüğümüz patika İmparatoriçe Sisi'nin en sevdiği rotalardan birisiymiş. Onun gittiği yollardan gidiyoruz şimdi Maria'nın adasına doğru. Dönüşte de kaleye gireceğiz. Kalenin etrafından bu sefer de parkın sağ tarafını gezmiş olacağız. Hadi devam edelim. Evet, Maria'nın adasına geldik. Arkamda görüyorsunuz zaten. Gerçekten görkemli bir ev yaptırmış adanın üzerine de. Bu arada da yağmur devam ediyor görüyorsunuz. 10 dakikalık bir yolculuk sonucunda adaya vardık. Hadi şatoya geçelim tekrar. Hadi gidelim. Yalnız çok güzel fotoğraflar çıkıyor burada. Evet, popüler kale olan Franzenberg'e geldik. Arkamızda görüyorsunuz. Gerçekten hava bir değişiyor. Güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Şimdi de güneş açtı ve bulutları gölün üzerinde görüyorsunuz. Muazzam bir manzaramız var. Harika bir yansıma var gerçekten. Maria'nın adasından aslında sağ tarafa doğru yürüdük ve tekrar kalenin oraya geldik. İmparatoriçe Maria ve 1. Frans tarafından zaten bu kale inşa ediliyor ve buradaki çoğu yapı onların zamanında başlı inşası ve sonrasında da imparatorlukta çok moda oluyor burası ve çok seviliyor. İmparatorlar, imparatoriçeler avlanmak için, dinlenmek için buraya geliyorlar. Şimdi biz daha da yakınına doğru gideceğiz. Hadi gidelim.
kalenin girişi bu kısım. Normalde fotoğraflarda ve videolarda bu kısmı böyle blok halinde görmüştük. Hatta burada bir puton vardı. Putona tıklıyordunuz. Karşı taraftan blok geliyordu, sizi alıyordu, geri götürüyordu. Bir ileride de nehir turları yapan teknelerle de gelebiliyordunuz. Şu an kış sezonu olduğu için kapalı, aynı zamanda da köprü haline getirmişler. Aslında biraz güzel olduğunu görmüştüm videolarda çünkü nehrin içinde böyle giderken güzeldi. Kalenin içine girdikten sonra kale adanın üzerinde olduğu için diğer tarafında da köprü var. O köprüden de devam edeceğiz. Şimdi size bu kaleyle ilgili birkaç bir şeyden de bahsedeyim buraya gelmişken. Tam da kalenin kapısının girişindeyiz görüyorsunuz. Arkamda da muazzam bir parçasını görüyoruz, kalenin kapısını görüyoruz. İmparatoriçe Maria bu alanı satın aldıktan sonra 1. Frans'la birlikte burayı, bu kısımları bayağı mimariye doyuruyor. Kaleler inşa ediyor, evler inşa ediyor. Hatta ormanın içerisinde avcılıkla ilgili yerler de inşa ediyor. Ve ondan sonraki gelen imparatorlar ve imparatoriçeler buralının keyfini sürüyor. Viyana'da meşhur olan imparatorlardan Franz Joseph burada çocukluğunu geçirmiş ve burayı çok sevmiş. Balayını burada geçirme kararı alıyor. Eşi de biliyorsunuz imparatoriçe Sisi. Onunla beraber burada geçirdikten sonra Sisi de burayı çok seviyor. Hatta iki evladını, bir oğlu ve bir kızını burada doğuruyor. Hadi şimdi içerisine doğru geçelim. İçerisinde hemen hızlıca bir çektik. Şu aynı Rodos'ta olduğu gibi. Rodos videosunu hatırlarsınız. Hemen iç kısmındaki müzeyde kilidini bizi vurduk gibi oldu. İç kısım kapandı. Dış kısımdan uzun yoldan gideceğiz. Kısa yoldan çıkışa varmayacaktık ama burası kilitlendiği için şimdi uzun yoldan gitmemiz gerekiyor. Park komple yarım saat sonra kapanacakmış. O yüzden hızlı bir dönüş yolculuğu bizi bekliyor. Aynen öyle. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Burasının içerisinde müze olarak gezebiliyorsunuz ama sadece rehberli turlar ile, randevulu olduğunu biliyorum ama rehberli turlar ile gezebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Belli bir sayı ve kontenjanı da oluyor ve yaz ve ilkbahar dönemlerinde gezebiliyorsunuz. Kışın kapalı. Şu an kapalıydı. İçindeki avlu kısmını gezebiliyordunuz. Zaten videoda da göreceksiniz. Küçük bir kısım. Buranın zaten doğası ve dış manzaraları çok güzel. İçerisi biraz daha sade kalmış dış yarısına göre. Evet, bu sırada bakın koştur koştur emek sarf ediyoruz. Lütfen bir abone olmayı bize çok görmeyin. Bir de beğeni. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkürler. Size bu eşsiz manzaralarda iyi seyirler dileriz. Bakalım parkın içerisinden çıkabilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet, şimdi geçtiğimiz köprü tarihi bir köprü. Orta çağdan kalma gotik mimariyle yapılmış bir köprü. Evet, aslında bu tür yapılan ufak köprüler, parklarda, bahçelerde yani bu tür tarzda gotik mimari kullanılırsa güzel gözüküyor aslında. Hadi devam edelim yolculuğumuza.
Evet, kalenin kilidi bitti. Şimdi parkın kilidine geldi sıra. Yani içeride bizi kilitlemezler umarım. Yani buranın insanları birazcık bu tür şeyleri takmıyor yani. Saat kaçsa bir dakikasını geçirmiyorlar. Hemen kapatıyorlar. İçeride biri kalmış mı kalmamış mı hiç biz takip edeceklerini zannetmiyorum. Ya ama parkın kilidini vurmaları çok garip değil mi ya? Nasıl bilecekler içeride insan olup olmadığını? Ben de anladım. Yani adama dedim ben hani 30 dakikaya da komple park kapanacak dedi. Yani bunu derken de yani çok rahat yani. Bir yandan da haritadan yola bakmaya çalışıyorum ben. Kalenin kapattığı yer kısa yolda. Hemen kapıya doğru çıkılan bir yerde aslında 5 dakikada. Küçük bir adacıktan daha geçmiş olduk. Haritayı da size şuraya eklerim. Küçük küçük köprüler var. Şu an bir köprüden daha geçiyoruz. Bakalım şu an haritadan takip ediyoruz. Kaybolmaz herhalde değil mi Kadir? Vallahi bilmiyorum, kimse de kalmadı ya. Türkiye'de bu kadar ıssız bir ormanda herhalde gidip yürümezdik ama burada yürüyoruz. Turist cesareti diye bir şey varsa herhalde bu turist cesareti gibi bir şey yani. Hava da kararıyor, hava hızlı kararıyor burada ya. Yani kötü değil, gerçekten güzel doğa ama hava kararınca da bilmiyorum yani burada şahinleri, kartalları, kuşları avlıyorlarmış. Bir de tarihi geçmişlik var yani burada vurulan, gömülen bir şeyler olmuştur mutlaka. Değişik sesler de geliyor zaten. Şu an ormanın neredeyse ortalarındayız. Öteki taraftan ne kadar sürer dedim. 30 dakika sürer sürmez dedi. Aşağı inecek, aşağılı yukarılı rampalar falan da var fiş mekanda dedi. Böyle bir durdu. Yani siz bilirsiniz tarzında konuştu. Bakın yani bu görüntüleri çekmek için oyalanıyoruz aslında. Kendimiz bakıp geçmiyoruz. İçerik için daha fazla emek sarf ediyoruz. Bu yüzden bir aboneliği çok görmeyin bize. Abone olup videolarımızı beğenin lütfen. Teşekkür ederiz tekrar. Hadi bakalım diyelim o zaman. Şimdi dönüş yolculuğumuza haritadan önemli yerlere de bakıyorduk. Arkamızdaki yer at meydanı olarak işaretlenmiş. Burada zaten etkinliklerin özellikle Ekim ayında atlarla ilgili etkinliklerin olduğunu görmüştük. Şövalyelere binmiş atların olduğu yarışmalar, etkinlikler düzenleniyor. O kısımda bu kasım Ekim ayında ya da o etkinliklerin olduğu zamanda gelirseniz muhakkak buraya uğrayın. Kalenin diğer tarafında kalıyormuş bu kısımda bu şekilde. Evet Kadir, nereye bakıyorsun? Valla bayağı labirent gibi aslında burası abi. Yani bir sürü yol var. Bu arada da sağ olsunlar sarıyla kırmızıyla işaretlemişler ama her yer yok. Bu üstünden geçtiğimiz köprü götü... Götik. Gotik. Evet, bu üstünden geçtiğimiz köprü gotik köprülerden bir tanesi. Oldukça görkemli, iki tane de şövalye koymuşlar. Gerçekten güzel. Gidiyoruz. Bilinmeze doğru gidiyoruz. Bu tür evraklara aslında artık ihtiyacımız yok. Çünkü biz bu işin kılavuzunu zaten yazıyoruz. Havaya bak, doğayı kokla, sisin içine gir ve kaybol. Evet, sanırsam kaybolduk. Nehir tekneleri de burada. Nehrin bu kıyısına geldiğinizde de bu tekneleri ile nehri gezebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir nehir ve şatoların olduğu bir nehir. Bu kısımlarda bayağı bir sis çökmesi oldu. Bayağı sis gitgide de artıyor gördüğünüz gibi. Kadir de önden telaşlı telaşlı gidiyor. Büyük ihtimal kapatmıyorlardır. Bir çıkış noktası vardır. Ama karanlık çöktüğü için biraz tehlikeli tabii ki de. Bakalım. Bu arada gündüz çektiğimiz evi de burada görüyoruz. Demek ki doğru yoldayız. Peki parkla ilgili yorumunu yap, sonra da kapanış yapalım. Şöyle diyeyim, aslında bu parkla ilgili yorumum şöyle olsun. Viyana'ya gelirseniz buraya gelin. Eğer doğayı seviyorsanız, çocuğunuz da varsa, çocuğunuz da doğayı seviyorsa burası gerçekten güzel bir yer. Allah! Ördek de onlar değil mi? Yaban ördeği. Ayağımızın dibinden uçtu ha. Tutsak yakalardık ha. Aha, kurt sesi miydi o? Allah'a billah ya. Bilmem, bir daha bir düşünün yani. Buraya gelmekle ilgili bir daha bir düşünün.
Ama sanki buranın insanları çok korkmuyor gibi. Vallahi geçen teyze hayalet miydi, gerçek miydi bilmiyorum. Selam da vermedi, hiçbir şey demedi. Yani parkın içinde kaybolmuş bir ruh da olabilir yani. Ha geldik ya, tamam. Tamam. O heykelin olduğu yere de geldik. Güzel oldu. Evet. Genelde bu tür tarzda yürüyerek kapanışlar yapmıyoruz ama parkın kapanışına yetişmeye çalışıyoruz. Parkın çıkışı tam karşımızda kaldı. Yani güvenle çıkışa ulaştık arkadaşlar. Merak etmeyin. Kapanış da yapalım o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve de videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Luxemburg yolculuğumuz da burada bitmiş oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hadi bakalım.